Menopoza girmesine rağmen rahim ve yumurta taraklarında kaybettiği için bunalım geçiriyor. Bir terlemeler, bir üşümeler değil bunalım, mi? bunalım Evet. geçiriyor. Eğer ki ameliyat olmasaydı problem yaşamayacaktı. Yani her şey çözümü vardır. Her şeyin tedavisi Önce bir mümkün. doğaya bakmak lazım. Tabii doğada Allah her şeyi vermiş. Peki, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Gökçek'le birlikteyiz. Hocam, kadın hastalıklarına ben bir daha kaçıran izleyicilerimiz için bir daha sormak istiyorum. Kadın hastalıklarında bitkisel desteği nasıl sağlarız? Evet, bayanlardaki hormon anormalliklerini düzenleyici başta hayıt tohumunun ekstraktı. Ya o kadar çok ki 19 çeşidi civan perçem otu ekstraktı. Üzüm çekirdeği ekstraktı. Efendim. Kadın otu. Kadın otu diyoruz. Cimici fukara kamoza Latincesi. Türkçe karşılığı yok. Bazıları kara yılan kökü diyor. Kara yılan kökü de vatandaşa hoş gelmiyor. Bunların ekstraktından oluşan bir formül. Hayıt forte. Adet anormalliklerini düzenleyici. Adet öncesi ağrı ve sancıları kesici. Bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda kadın doktorlarını kısır dediği bayanlar üzerine denilmiş ve normal yollarla hiçbir şey yapmadan normal hamile kalmaları sağlanmıştır. Yani herhangi bir tüp vesaire tedavi denemesine gerek kalmadan. Belgelenmiştir. Burada bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Elimizde belge var, bilgi var. Yani bir iki kişi değil, binlerce insan üzerinde denenmiştir. Ezbere bilgi diyoruz ve klinik araştırmasıyla verdiğimiz bilgiler. Almanca kaynaklarda var. Bizim yazmış olduğumuz kitapta da ayrıntılı bilgi var. Evet, sadece bu hayıt tohumunun ekstraktından da oluşmuyor. Yani kara yılan kökünün ekstraktı var. Civan perçem otu ekstraktı var. İçinde 18 çeşit bitki zannedersem. Bitki ekstraktı var. Evet. Peki efendim stresi alıyor bir yana da bu işte vücuttaki şişmeleri, hani kadınlarda genelde bu şişkinlik oluyor ya, şişmeleri olsun, işte ağrı, sızı, bunlara da bir nevi tam not verebilir miyiz onda? Şişme derken nasıl bir şişme? Yani bu göbek şişmesi diyelim mesela, hani adetten öncesinde. Tabii. O adet öncesi orada biriken. Bir şişkinlik oluşuyor bayanlarda. Problem değil. Hayat kullanmaya başladığı an normale döner. Problem değil. Hiçbir rahatsızlık kalmaz. Çok kısa sürede etkisini görür.